Kim ortağınız Ozan Bey? Özgür. Özgür? Özgür Atasoy. Tanıyorsunuz belki de, Ezgi'nin komşusu. Benim komşum Özgür Atasoy. Sanırım. Ya inanamıyorum ben ya. Ben Ezgi'yi onunla ilgili uyardım değil mi? Uyardım. Ya niye hep böyle burnunun dikine gidiyor bu ya? Tamam. Tamam. Dur hemen kötü düşünmeyelim. Neyini düşünmeyelim Deniz? Ha? Adamın biriyle çıkıyor, Göce'ye kadar gidiyor. Ya belki iş için gitmişlerdir. Olamaz mı? Bunlar Göce'ye niye gittiler? Sizin haberiniz yok muydu Göce'ye gittiklerinden? Oradan haberimiz varmış gibi duruyoruz. Hı hı. Yok. Ben hallediyorum. Şimdi şöyle ki... ne olursa olsun açıkçası size haber vermesi gerekiyordu. Çünkü ben yani bir yere gidiyor olsam bir arkadaşıma kesin haber veririm. Çünkü var, uğursuzu var, hırlısı, hırsızı ne bileyim ya. Değişik. Geçen mesela haberlerde okudum. Emre, sen aperatif bir şeyler hazırlıyordun sanki değil mi? Ha, tabii tabii. Evet. Evet, Göce'ye niye gittiklerini sormuştuk ama cevap alamadım. Göce'ye niye gittiler? Evet. Göce'ye niye gittiler? Hı hı. Ya iş için gitmedikleri kesin. Hani şöyle bir şey olmuş olabilir. Yani böyle bir anlık bir elektriklenme. Sonuçta genç insanlar öyle bir... Düğün için gittiler. Düğün mü? Hı. Ne düğünü? Kesinlikle şu an kötü düşünmeye başlayabiliriz. Ezgi'nin bunu bizden sakladığına şu an gerçekten inanamıyor. Ya tamam da o serseriyle gittiğini duyduğumuzda kızacağımızı biliyordu. Ya canım ne kızması ya? Ben şu anda sinirden deliye dönmüş durumdayım. Yani ben bu kıza 50 kere konuştum, 50 kere uyardım. Hanımlar, sanırım şefin söyleyeceği bir şeyler var. Çünkü araya girmeye çalışıyor, susmadınız. Evet, şöyle. Siz sanırım söylediklerimi yanlış anladınız. Yani farklı kurulmaya başladı hikaye. Onlar sevgili değiller. Değiller mi? Eminsin? Evet. Peki sevgili değiller ama adını koymamış olabilirler mi? Aa, bu daha kötü. Ne yani, takılıyorlar mı şimdi? Ay, hiç sevmediğim şeyler bu takılma falan. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bana soracak olursanız... Bir kişi ya sevgilindir ya da değildir. Öyle takılmak falan hiç hoş şeyler değil yani. Emre, şöyle söyleyeyim. Sevgili değiller. Sadece sevgili numarası yapıyorlar. Yani biraz garip bir durum. Anlaşma gereği. Anlaşma mı? Siz niye hep aynı anda konuşuyorsunuz? Peki ne anlaşması bu? Yani onu anlatacaksınız herhalde değil mi? Söyleyeyim. Evet. Yok. Yok, hala ulaşılmıyor. Bir dakika, bir dakika. Özgür sizin arkadaşınız değil mi? Evet. Bunlar birlikte değiller mi? Muhtemelen. Peki biz neden Özgür'ü aramıyoruz? Evet. Evet. Mantıklı. Arayayım. Hayır yani Ezgi madem Özgür'le birlikte niye bizi arayıp haber vermiyor? Bilmiyorum ki. Belki de konuşmak, anlatmak istemiyor. Anlamadım yani. Evet, şimdi böyle düşününce... Olabilir tabii. Sanki sizden bir şey saklıyor gibi. Ha? Yoksa böyle bir mesaj, bir şey şuradayım, buradayım, ulaşamayacaksınız gibi atardı. Alo Ebru'cum. Ebru? Ebru şey, Özgür'ün kız kardeşi Özgür Bey. Özgür'ü aradım ama. Ha, telefonunu evde unuttu. Tamam, tamam Ebru'cum. Abine söyler misin eve geldiklerinde beni arasın? Bir şeyler var. Tamam. Sevim teyzelere çok selam söyle, tamam? Hadi bekliyorum. Şu an değil. Özgür telefonunu evde unutmuş ama kardeşiyle konuştum. Birazdan gelirler. Biz de onları yemeğe bekliyoruz dedi. Yani tabii tabii şimdi boşuna da Ezgi'nin günahını almayalım değil mi? Belki şarjı bitmiştir. Telefonu kapanmış olabilir o yüzden. Çekmeyen bir yerde olabilir. Evet evet. Doğru söylüyor. Kesin şarjı bitti. Tabii canım. Kesin şarjı bitmiştir. Yoksa niye suratımıza telefonu kapatsın? En kötü ne bileyim sonra konuşuruz falan derdi. Doğru, o kadar da aradık değil mi? Aradık tabii. Arayacağız yani. Kurda kuzu teslim etmişiz, haberimiz yok. Ozan Bey, lütfen Ezgi gelince onu işten çıkarın. Hayır yani, bir de bütün bu olayları başlatan benim. Hayatım, seninle hiçbir alakası yok ya. Asıl suçlu olan benim. Ben onu böyle bu şekilde yönlendirmemeliydim. Yani onun başka bir ev tutmasını sağlamalıydım yani. Bakın, tamam yani anlıyorum hassasiyetinizi. Ezgi biraz bazı şeyleri saklamış. Hatta
biraz yalan söylemek zorunda kalmış. Hoş bir şey değil ama neden hala bu kadar tepkilisiniz anlamıyorum. Yani söylediğim gibi gerçekten Özgür'le sevgili olma gibi bir niyetleri yok. Sadece bir iki gün biraz takılıp gelmek zorundalar, o kadar. Ozan Bey, siz hiç ateşle barut diye bir şey duydunuz mu? Ben duydum. Ateşle barutu duydum. Ve Özgür Bey de gerçekten ateş gibi. Doğruyu söylerim ben. Ozan Bey. Buyurun. Şimdi şöyle bir durum var. Ezgi ilişkilerinde çok saf ve savunmasızdır. Yani en son ayrıldığı ilişkisinde çok üzüldü, çok yıprandı. Üst üste geldiyse. O yüzden açıkçası onun üzülmesini istemiyoruz biz. Yani Özgür Bey için iki günlük bir oyun olabilir ama Ezgi ona kalbini açarsa... Ki bu sevgili rolü yaparken çok kolay olabilir. Anladım. Yani hassasiyetinizi anlıyorum. Haklı olduğunuz konular var. Yani Özgür söz konusu kadınlar olduğunda biraz duygularından çok mantığıyla hareket ediyor. Ve tabii ki özgürlüğünden hiç ödün vermiyor. Bu da otomatik olarak arkasında biraz mutsuz kadınlar bırakıyor. Haklısınız. Ya bizim hayatımız öyle gidiyor maalesef ama içimiz gerçekten öyle değil. İşte bizim de korktuğumuz bu. Ya Özgür kötü biri değildir. Buna emin olabilirsiniz. Ben yarın düğün için Göce'ye gideceğim bu arada sabahtan. Özgür'le bu konuyu konuşurum. Ezgi'den uzak durması gerektiğini söylerim. Beni dinler diye düşünüyorum. Yani olmadı ben ararım. Beni de dinler çünkü. Gerçekten bunu yapar mısınız? Yani konu bu kadar hassasken sanırım yapmalıyım. bu arada ben Ozan Şef'e kefilim. Gerçekten yani biz iyi insanlarız. Yani içi dışı bir, değil mi? Tabii. Bunları lafta herkes söyler de aksiyonla görmek lazım Ozan Bey, değil mi? Umarım onu da görürsünüz Deniz Hanım. Ben biraz rahatladım. Çok teşekkür ederim Ozan Bey. Sağ olun. Güzel. Tabii Ezgi'yi de bulursak iyice rahatlayacağız. Bu arada merak etmeyin. Özgür sorumsuz biri değildir. Yani eve döndüklerinde beni kesin arar. Beni de arar. Beni de arar, söyler hemen. Ezgi de bizi arar zaten. Biz artık... Deniz'in telefonu sizde var değil mi? Evet, var. Tamam o zaman. Bir haber alırsanız mutlaka arayın, bizi haberdar edin, olur mu? Tabii ki, tabii ki. Tamam, oldu. O zaman kalkalım biz. Tabii. Yine bekliyoruz. Hoşça kalın. İyi günler. Cansu Hanım, bekliyoruz ya. Şişt. Şimdi ben başını yakalayamadım ama konuya hakimim birazcık. Ama sen dökül bakalım, ne oldu, ne bitti, ne konuştular? Ya şimdi işimin başında olduğum için ben dinlemedim açıkçası. Ben de yedim. Ha, oldu. Hadi anlat bakalım. Yo, bilmiyorum. Dinlemedim gerçekten. Duymadın mı? Ben gördüm. Yanlış mı gördü bu gözler? Fıkır fıkır bir şeyler tembihliyordum, böyle bir tavsiyeler veriyordum falan. Ne olduk? Kokteyllerle ilgili böyle püf noktalarını anlattım sadece, o kadar. Kes. Ne? Ben zaten duyacağımı duydum, bana yetti. Ne yetti? Sizin aklınızda böyle bazı şeyler oluşmaya başlamış sanırım. Oluşmaya başlamış. Tabii senin gibiler için oluşmaya başlar, benim gibiler için olup biter yani planlar böyle. Bitti bile, yaptım planı. İyi, tamam o zaman. Yaklaş. Geldim. Ne yaklaş? Hı. Şimdi... O halkla ilişkiler çömezini burada barındırmayacağız. Anasından emdiği sütü burnundan fitil fitil getireceğiz. Anladın? Ama böyle yani cez yapacağız, edeceğiz gibi şeyler... ...birlikte olduğumuz anlamına gelir bu işte. Ben yokum, kusura bakmayın. İkimiz yapacağız canım. Sen işin içindesin zaten. Bak buradasın. Hayır ya, ben sadece işimi yapmak istiyorum. Şimdi ben senin anlayacağın diller anlatayım bunu. Ortada bir cinayet var. Hı. Katil seni gördü. Katil sana ne yapar? Ortadan kaldırır beni. Kaldırayım mı seni ortadan? Niye kaldırmam? Ha? Kovdurayım mı seni buradan? Bak, buna bakar. Ya sen kovdur yap. Bak böyle şak, yoksun ertesi gün. Tabii tabii, kesin öyle olur. Ha, ya da sırrın vardı senin. Sır olmasın o artık canım. Değil mi? Sır ol... Dur, hayır, hayır, hayır. Bir önüne, işinize bakın. Hayır, şöyle söyleyeyim size. Bizim planımız tam olarak nedir? Onu bir masaya yatıralım. Benim de fikirlerim olabilir küçük küçük. Hadi bakalım, işimize dönelim. Evet, işimize dönelim. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.